Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Yine harika ve dop dolu bir video ile daha karşındayım. Bu videodaki konumuz 0'dan 60 artı AYT netlerine sadece 2 ayda nasıl ulaşırız? Bunu başaran öğrencimiz Samet nasıl bir yol izledi? Nasıl bir program uyguladı? İşte bu soruların hepsinin cevabını en ince ayrıntısına kadar ve adım adım bu videoda sana anlatacağım. Bu video gerçekten çok önemli bir video çünkü fazlasıyla konu eksiği olmasına rağmen koçluk öğrencimiz Samet'in sadece 2 ayda nasıl AYT'yi artı 60 nete çıkardığını, bir taraftan da TYT netlerini yükseltmeye nasıl devam ettiğini sizlere anlatacağım. Nasıl bir program uyguladık? Bu programda TYT-AYT dengesi neydi? Branş denemelerine ne kadar ağırlık verdik? Bu soruların da hepsini bu videoda cevaplamış olacağım. Ayrıca programın PDF linkini isteyenler için de açıklamalarda linki bırakıyor olacağım arkadaşlar. Son olarak Samet'ten rica ettik ve kendisi de sağ olsun kabul etti. Yorumlarda Samet sizlerin sorularını elinden geldiğince cevaplayacak. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin ve anlamadığınız yerleri de yorumlarda gelin buluşalım. Bu harika videoya geçmeden önce de bu sefer 3 güzel haberim var arkadaşlar sizlere. Bu haberlerden birincisi, kalan süreçte derece yapmak için ve YKS'yi parçalamak için harika bir WhatsApp topluluğu kurduk arkadaşlar. Burada hem soru cevap grupları mevcut hem de sohbet muhabbet grupları mevcut. Bu sayede çalışma arkadaşları bulabiliyorsunuz ve sorularınızı birbirine cevaplayabiliyorsunuz. Ayrıca ben de zaman zaman sizlere bu gruplar üzerinden tavsiyeler veriyor olacağım. Bu WhatsApp topluluğunun linkini de yine açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Hem benim tavsiyelerim hem de sizin gibi derece yapmayı hedefleyen arkadaşlarınızın tavsiyelerini dinlemek, onların soru çözüm yöntemlerini görmek için eşsiz bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. İkinci güzel haberim de, biliyorsunuz yıl sonuna kadar her videoda bir arkadaşımıza ücretsiz olarak koçluk yapıyoruz. Bu videoda bu çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri ekranda verdim. Bir önceki çekilişin kazananını açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Ufak bir uyarım olacak. Bazı arkadaşlar 3 koşulun hepsini aynı anda yerine getirmediği için çekilişi kazansalar bile maalesef haklarını başka birine devretmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumun yaşanmaması için lütfen tüm koşulları aynı anda yerine getirdiğinizden emin olun arkadaşlar. Ve üçüncü son güzel haberim de şu olacak. Kitapişler.com'da Atakan 5 kodunu kullanarak %50'lere varan indirimlerle kitaplarınızı ve denemelerinizi temin edebilirsiniz diyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden bu harika videonun içeriğine geçiyorum. Lafı hiç uzatmadan direkt kanıtlarla videoya giriş yapmak istiyorum. Samet adlı koçluk öğrencimin 11 Kasım ve 15 Ocak tarihli günlük raporlarını seninle paylaşacağım ve sadece 2 ayda nasıl bir ilerleme kat ettiğimizi sen de gözlerinde görmüş olacaksın. Evet, sol tarafta gördüğün 11 Kasım tarihli günlük raporumuz. Gördüğün gibi AYT fizik, AYT kimya ve geometri çalıştığımız bir gün olmuş. Konulara baktığında zaten neredeyse en başta olduğumuzu görebilirsin. Tabii ki geçmişten gelen belli başlı altyapılarımız vardı. AYT'de tam anlamıyla sıfır değildik. Zaten yüksek ihtimalle hiçbiriniz AYT'de tam anlamıyla sıfır değilsiniz. Belli başlı konuları illaki aradan çıkarmışsınızdır ama Samet ortalama %10-%20 arasındaydı AYT konularında. Zaten fizikte en baştaki konulardan bir tanesi olan basit makinelerdeyiz. Kimyada yine sıvı çözeltilerdeyiz. Geometride ise TYT'nin devamından katı cisimlerden devam ediyoruz. Total çalışmaya baktığımızda 10,5 saatte 246 soruluk bir çalışma görebilirsiniz. Diğer taraftan Türkçe ve paragraf denemelerini bugün yine aksatmadan çözmüşüz. Buradaki netleri görüyorsunuz. Gayet iyi ve yeterli netler arkadaşlar. Ve son olarak günlük yorumda yazdığı şey bence çok kıymetli. 60 netle başladığımız TYT yolculuğumuzu 102 netle sonlandırdık. Sayende AYT'yi de fullleyeceğim inşallah, Atakan abi yazmış. Evet, TYT'de 60 netle başlamıştık bu yolculuğa Samet'le birlikte. Ve bu raporu gönderdiği günün haftasında girdiğimiz TYT denemesinde de 102 net yapmıştık. Ve gerçekten çok ciddi bir artışı TYT'de yakalamıştık. Artık AYT'ye geçmenin zamanıydı ve gördüğünüz gibi de AYT'ye yavaştan geçmiştik. Şimdi 15 Ocak tarihli raporuna baktığımızda ise, yani yaklaşık sadece 2 ay sonrasının raporu. Biyolojide bitki biyolojisine kadar geldiğimizi görüyoruz. Kimyada organiğe kadar geldiğimizi görüyoruz. Matematikte ise türeve kadar geldiğimizi görüyoruz. Matematikte bir tık gerideyiz ama kimya ve biyolojide gayet iyi bir noktadayız. Ve bu hafta yanlış hatırlamıyorsam fizikte de modern fiziği tamamlamıştık. Yani fizik, kimya, biyoloji, fen kısmında gayet hızlı ilerlemiştik. Matematikte bir tık daha yavaş geliyorduk. Burada bir AYT denemesiyle güncel durumumuzda bir görmek istedik. Ve netlere baktığımızda matematikte 32 doğru, 5 yanlış, 3 boş, türevin yarım olduğu, integralin hiç olmadığı bir senaryoda gayet iyi bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Fizik kısmında 10 doğru, 3 yanlış, 1 boş. Fizikte evet ufak eksiklikler var ama bunları bu denemede görmüş olduk. Kimyada 11 doğru, 1 yanlış, 1 boş bence gayet iyi bir sonuç ve organik hala tam anlamıyla bitmemişti. Sorularını çözüyorduk. Biyolojide ise 12 doğru, 1 yanlış. Zaten bitkiyi bitirmek üzereydik. O yüzden biyolojide bir konu eksiğimiz yoktu. Gördüğünüz gibi her ne kadar hızlı da ilerlemiş olsak,
konuları o kadar sağlam ilerletmişiz ki girdiğimiz ilk denemelerden bir tanesinde bile böylesine iyi bir sonuç elde etmişiz ve totalde 62.75 nete sadece 2 ayda ulaşmış olduk arkadaşlar. Bugünün raporuna baktığımızda totalde 13 saat ve 45 dakikalık bir çalışma ve 350 soru görmüş oluyorsunuz. Burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var arkadaşlar. O da şu ki TYT ağırlıklı çalışmalar yaptığımızda ortalama 2-2,5 saatlik etütler yaparken AYT ağırlıklı çalışmalar yaptığımızda 3,5-4 saatlere varan etütlerle sürece devam ettik. Çünkü AYT gerçekten daha fazla odak istiyor ve ard arda soruları çözdüğümüzde ya da ard arda daha kapsamlı bir çalışma yaptığımızda emin olun kalıcılığı çok daha fazla artıyor. Kimyadaki etüdümüze baktığınız zaman organikte önce orbitali çözmüşüz, ardından MEB'in içerisindeki sorulara bakmışız. İşte bu şekilde ard arda farklı kaynakları çözdüğünüz zaman aynı soru tipini farklı kaynaklarda birkaç kez görünce ister istemez uzun süreli hafızaya bunu atmış oluyorsunuz ve işte birçoğumuzun en fazla problem yaşadığı unutma sıkıntısının da bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve son olarak Samet'in günlük yorumuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. AYT'de 2 ayda neredeyse 0'dan 60 artı netlere ulaşmışız Atakan abi. Gerçekten çok iyi gidiyor ve sanırım hedeflerini yükseltmenin zamanı geldi. Evet, Samet'le başladığımızda TYT'de 60 net bandındaydık. AYT'de ise neredeyse 0 seviyesindeydik. Ve o gün geldiğimiz noktada ise TYT'de 100 net barajını geçtik. AYT'de ise 60 nete ulaştık. Dolayısıyla hedeflerimizi fazlasıyla yükseltebilecektik. Böyle bir konuma gelmek gerçekten ciddi efor istedi. Onu başlangıçta size söylemek istiyorum. Yani birazdan programı gösterdiğimde bu programın gerçekten bu sonuçları doğuracağına siz de emin olabilirsiniz. Böyle yoğun bir programla birlikte çalışınca da emin olun başarı kaçınılmaz oluyor. Şimdi de son olarak gelelim uyguladığımız programa. Uyguladığımız programda ilk dikkatimizi çeken şey sabah saatlerinde erkenden kalkıyor oluşumuz ve 6 ila 8 arasında bir gün Türkçe paragraf denemesi, diğer günde peş peşe matematik ve problem denemesi çözüyor oluşumuz. Arkadaşlar bu denemeler ortalama 60 sorudan oluşuyor ve bu 60 soruyu ard arda çözmeniz lazım. Yani 40 soruluk Türkçe denemesini çözeyim, arada bir mola vereyim, sonra 20 soruluk paragraf denemesine geçeyim değil kesinlikle. Ard arda çözüp kondisyonunuzu ve direncinizi ciddi ölçüde arttırmanız gerekiyor. Bunun haricinde gördüğünüz gibi etüt uzunlukları 3-3,5 saat, kimi zaman tabii ki uzayıp 4 saatlere çıktığı da oluyordu Samet'in o günkü program uygulayışına göre. Ve AYT matematikle başlıyoruz. Zaten beni artık tanıdıysanız az çok biliyorsunuz güne AYT matematik etüdüyle başlanır denemelerden sonra. AYT matematik etüdünü aradan çıkarınca bir öğle yemeği arası veriyoruz. Burada yaklaşık 45 dakika molamız oluyor. Sonrasında AYT fen ya da geometri ağırlıklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dil bilgisi etütlerini asla aksatmıyoruz. Çünkü dil bilgisi her zaman söylediğim gibi bu sınavda en kolay net kazanabileceğiniz yer. O yüzden dil bilgisini tam anlamıyla bitirmediyseniz lütfen programınızı ekleyin ve en kısa zamanda kamp halinde dil bilgisini aradan çıkarın arkadaşlar. Bunun haricinde branş denemeleri tabii ki çok önemli. Özellikle de bu denli AYT ağırlıklı çalıştığımız dönemlerde TYT'de unutmaların yaşanmasını istemiyorsak, pratiğin ortadan kaybolmasını istemiyorsak branş denemeleri şart ve şart. Bu noktada da gördüğünüz gibi ard arda seri branş denemeleri çözüyoruz. Ortalama 2 saatte 2 tane TYT fen, 2 tane TYT sosyal, 2 tane geometri ve 2 tane de dil bilgisi branş denemelerini aradan çıkarıyoruz. Bu sayede TYT'de en fazla unutmaların yaşandığı dersleri bir kere genel manada tekrar etmiş oluyoruz. Bunlar kesinlikle çok önemli. Bunun haricinde cumartesi ve pazar günleri bir tık daha TYT ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim hafta içine nazaran. Cumartesi TYT matematik ve TYT fen genel etüdümüz var. Buradaki TYT fendeki soru işareti şu anlama geliyor. O hafta içerisinde çözdüğün TYT branş denemelerinde TYT fende hangi kısımda daha çok eksiklik fark ettiysen orada onu çalış. Bu hafta fizikte optik eksikliğini fark ettiysen o 3 saat içerisinde optiği aradan çıkar. Eğer ki TYT kimya asit baz tuzlar eksikliği fark ettiysen onu aradan çıkar. Eğer ki TYT biyoloji kalıtım eksikliği fark ettiysen onu aradan çıkar. Dolayısıyla hafta sonunu hafta içerisindeki denemelerde fark ettiğimiz eksiklikleri kapatmak için kullanıyoruz. Bunun haricinde pazar günü tabii ki ve tabii ki olmazsa olmazımız bir adet TYT genel denemesini çözüyoruz. Bunun haricinde haftalık tekrarımız çok önemli. Her programda mutlaka olması gerekiyor. 1, 2 saat, 3 saat haftalık olarak ayırın ve ben o hafta neler yaptım? O hafta soru defterinize hangi soruları yapıştırdınız? O hafta hangi konulardan nasıl konu özetleri ya da notlar aldınız? Bunları bir göz ucuyla da olsa okumakta ya da göz gezdirmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz bir programla
Sadece 2 ayda AYT'de netleri buralara çıkarmak çok muhtemel. Samet şu anda AYT'de 75'in üzerine çıktı. TYT'de 110 netleri zorluyoruz. Tabii ki bir noktadan sonra netleri arttırmak daha da zorlaşıyor. Ama bu koşluk sürecinde gerçekten çok iyi yol kat etti ve dediklerimizi birebir uyguladı. Karşılığında fazla fazla aldığını söyleyebilirim. Sizler de bu tarz bir programla çok iyi sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonuna geliyorum yavaş yavaş. Sizin de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.